Diğer dinlerin aksine İslam dini görsel figürleri ve sembolleri yasaklamış, insanları paganizme yönlendirecek tüm batıl inanışlara karşı önlem almış tevhidi bir dindir. Resimlerin ve sembollerin dinde hoş karşılanmamasının nedeni zamanla insanların bu görselleri ilahlaştırma tehlikesidir. Örneğin Peygamberimizin resmedilmesi İslam alimlerince sakıncalı bulunmuştur. Sadece Peygamberin değil büyük sahabelerin de resmedilmesi, resimlerinin duvarlara asılması da İslam'a aykırı bir davranıştır. Peygamberin hayatının anlatıldığı sinema filmlerinde Peygamberin yüzünün gösterilmemesi bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü insan zamanla bu kişileri ilahlaştırabilir. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilir ve itikadi açıdan imanını tehlikeye sokabilir. Bugün İslam'ın bir sembolü olarak kullanılan hilal, birçok Müslüman devletin bayrağında, cami ve mescitlerde, namaz seccadelerindeki motiflerde sıkça yer almaktadır. Bunun nedeni hilalin bir pagan sembolü olarak benimsenmesi değil, İslam dininde hilalin bazı önemli zamanların belirlenmesi ve ayetlerle ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kur'an'da sana hilalden sorarlar. De ki, onlar insanlar için vakit ölçüleridir şeklinde geçen ayet hilalin anlamını açıkça ifade ediyor. Oruç ve hac zamanlarının belirlenmesinde de hilal rahmetin ve bereketin habercisi olarak benimsenmiş, bu yüzden İslam'da bir sembol olarak kullanılmasında sakınca görülmemişti. Ancak elbette bu gerçek bir hilal için geçerliydi. Peki bugün hemen bütün camilerimizin minarelerinde, minberlerde, namaz seccadelerinde, hatta Mekke'de yerleştirilmiş bu tuhaf sembolün hilalle ne gibi benzerliği olabilirdi ki? Bu sembolün ne anlama geldiğini, İslam'a ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiğini, bununla neyi amaçladıklarını hep birlikte inceleyelim. Hilal çok eski çağlardan beri dini bir sembol ve anlam olarak kullanıla gelmiştir. Sümer, Akat, Babil, Aztek uygarlıklarında ay tanrılarına tapınma ritüellerinde karşımıza çıkıyor. Eski Arap mitolojisinde de bu gelenek devam etmiştir. İslam öncesi müşrikler sayısı 360'ı bulan putlardan ay tanrısı olan El-İlah'ı Kabe'nin en yüksek yerine koyar ve ona ayrı bir önem atfederdi. İslam öncesi Araplara göre El-İlah, dünyanın yaratıcısı, havadan yağmur indirici, yerden mahsul çıkarıcı ve Kabe'nin efendisi olarak benimsenirdi. Ancak peygamberin gelmesi ve Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle birlikte El-İlah dahil bütün putlar kırılmış ve Kabe bu tanrılardan temizlenmişti. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde hilal İslam'ın bir sembolü olarak kullanılmadı. Peygamber'in vefatından en az 50 yıl sonra Haccac-ı Zalim dönemine denk gelen Emeviler'de hilal ilk defa İslam'ın sembolü olarak benimsenmeye başladı. Çünkü hilal Ramazan'ın başlangıcı, hac ibadet vaktinin belirlenmesi gibi durumlarda bir zaman ölçüsü olarak kullanılıyordu. Bu yüzden İslam alimleri hilalin İslami sembol olarak kullanılmasında sakınca görmediler. Kur'an-ı Kerim'de gök cisimlerinin Allah'ın ayetlerinden olduğu, bunların herhangi bir kutsallıklarının olmadığı, insanların sadece kendilerinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek olan Allah'a ibadet etmeleri gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a inanıyorsanız güneşe ve aya secde etmeyin. Bunları yaratan Allah'a secde edin. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştı. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Onların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzüyor. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır Rabbiniz. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Ayın dolaşımı içinde bazı evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi görünür. Görüldüğü gibi İslam bir tevhid dinidir. Gök cisimlerinin yaratıcının ayetleri olduğu ve tapınma aracı olarak kullanılamayacağı Kur'an-ı Kerim'de kesin ifadelerle açıklanıyor. Bu yüzden hilal İslam'da asla bir tapınma aracı olarak değil, mutluluk, sevinç ve dirilişin simgesi olarak benimsendi. Fakat tüm bu söylediklerim hilal için geçerli. Peki daha sonradan mescitlerimizin içine kadar giren, kasıtlı olarak birileri tarafından İslam'a atfedilen bu sembolün hilalle bir alakası olabilir mi? Şeytani karanlık güçler camilerimize İslam'la uzaktan yakına alakası olmayan bu subliminal mesajları işte böyle yerleştiriyor. Bu gördüğünüz şeytan boynuzu hilalden daha ziyade bir Baphomet boynuzunu andırıyor. Baphomet en çok bilinen masonik bir figür olduğundan genellikle boynuzlar onunla ilişkilendirilir. Fakat Baphomet'ten daha ilginci ve daha çok uygun düşeni bu sembolün tanrı Baal ile olan ilişkisi. Baal kelimesi eski Mısır tanrıları için bir tapınma ve saygı anlamı taşır. Saffat suresinin 125. ayetinde Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Siz Baal'a mı tapınıyorsunuz ve yaratıcıların en güzeli, sizin de önceki atalarınızın da Rabbi, tek ve eşi benzeri olmayan Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Baal putu uğruna küçük çocukların kurban edildiği güneş tanrısına verilen isimdi. Diğer bir adı Tammuz olan Baal, Marduk'un güneş olma özelliğini de taşır. Marduk Semiramis'in oğludur. Semiramis gök kraliçesi ve kutsal anne olarak görülen bir tanrıçadır. Semiramis kutsal anne ve oğlu Marduk inancı bu şekliyle Babil'den gelir. Hristiyanlık bu eski putperest inanç biçimini İsa'nın annesi Meryem'le çocuk İsa'ya uyguladılar. Hristiyanlığın ilk zamanlarında olmayan kutsal anne Meryem ve bebek İsa inancı buradan doğdu. Gerçekte Meryem'den kutsal anne diye söz edilen bir pasaj bulunmaz. Marduk güneş tanrısı olduğundan kundaktaki ve beşikteki çocuğun başucunda bir güneş çemberi resmi bulunur. Çocuğun bulunduğu kundak beş köşeli iştar yıldızı yani pentagram olarak resmedilir. Tıpkı bugün camilerimizde alenen kullanıldığı gibi. Bizzat benim çektiğim bu görüntülerde Baal boynuzu Yüce Allah'ın isminin üzerine yerleştiriliyor. Üstelik burası yaşadığım şehrin en bilinen camilerinden biri. Baal boynuzu sadece ülkemiz camilerinde değil,
Mekke'deki meşhur Saat Kulesi'nde de karşımıza çıkıyor. Orada da Allah yazısının üstüne konulmuş, Allah'ın üstüne yerleştirilen bir bağıl boynuzu, ardında hiç de masum olmayan karanlık güçlerin varlığına işaret ediyor. Ankara'nın sembolü olarak kullanılan Hitit güneşi de Baal boynuzunun üstünde yer alıyor. Çünkü Baal putu, güneşle anılan tanrı Marduk'u ifade ediyor. Tarihsel olarak bir Baal boynuzu, İslam dünyasındaki adıyla Alem, yüzyıllardır kullanıla gelmiştir. Herhangi bir Diyanet görevlisine sorsanız, bu sembolün Alem olduğunu ve tarihten günümüze bilindiğini söyleyecektir. Gerçekten de Hilal Alemini Haçlı seferlerine kadar, hatta daha da eskilere götürmek mümkündür. Camilerde ve bayraklarda kullanılan alemlerin gerçek hilal görünümünde olduğunu, zaman içinde Baal boynuzuna dönüştürüldüğünü belirtmiştik. Çünkü şeytan yüzyıllardır var ve kendi dini olan satanizmi bütün toplumlara benimsetmek için yüzyıllardır türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Fakat hiç kimse bu gerçeği fark edemiyor. Alemler aynı zamanda cami inşasında mimari bir zorunluluktur. Yani bir cami yaptırmak istediğinizde ben bu Baal boynuzunu kabul etmiyorum diyemezsiniz. Aksi halde bu caminin alemi eksik diyerek türlü zorluklar çıkarabilirler. Bu sembollerin dinimizin içine yerleştirilmesi elbette kasıtlıdır ve bu operasyonlar şeytana tapınan gizli komitelerce yürütülmektedir. İbadethanelerimize, namaz seccadelerimize kadar giren şeytan motifleri ülkemiz sınırları içinde yaşayan sanatçı ve mimarlarca tasarlanıyor. Yani bu kimseler bizzat bizim etrafımızda, bizimle birlikte yaşıyor. Ama ne tuhaftır ki kim oldukları bilinmiyor ve insanlar bilerek veya farkında olmadan bu putların önünde secde ediyor.